Odak noktasıyla yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Son birkaç gündür dünya Yunanistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendiriyor. Yeni hükümeti, yeni kabineyi ve aslında Başbakan Tsipras'ın attığı her adımı, yaptığı her yorumu yazıyor gazeteler ve televizyon kanallarında da haber oluyor. Yunanistan acaba içinde bulunduğu o muazzam ekonomik krizden kurtulabilecek mi? Tsipras'ın önerileri, vaatleri yerine getirmesi mümkün olabilecek mi? Hep bunların ayrı ayrı bir başka tartışma konusu olduğu su götürmez bir gerçek. Öte yandan Yunanistan'daki bu değişiklik Kıbrıs'a bölge ülkelerine nasıl tesir eder? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de böyle bir ayaklanma, siyasi bir devrim diyelim, gerçek olabilir mi soruları da kulislerde, sosyal medyada en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Bugün çok değerli bir konumuz var. Bu konuyu geniş bir şekilde değerlendireceğiz. Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Sayın Abdullah Bey ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizi sormalıyım. Bizdeyiz. Evet, az önce de belirttiğim gibi şu anda özellikle sosyal medyanın gündeminde Türkiye'den daha çok aslında Kıbrıs Yunanistan'daki seçimlerle daha böyle bir evet. aşina durumda. Tsipras'ın başbakanlığında beraberindeki 10 bakanla birlikte yeni bir dönem Yunanistan'ı bekliyor. Çok ciddi bir ekonomik krizin içerisinde belki de Avrupa'da son dönemin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyor Yunanistan. Yunan halkı da Avrupa Birliği'nin kemer sıkma politikalarına karşı hayır dedi ve Tsipras'a oy verdi. Önce seçim sonuçlarına Yunan halkının tepkisini kısaca bir değerlendirelim, sonrasında yansımalarını konuşalım. Evet. Tabii biz Syriza'nın başarısından çok büyük bir sevinç duyduk. Biz bu sonucu bekliyorduk. Bizim merak ettiğimiz tek başına iktidara gelip gelmeyeceğiydi. Nitekim 149 milletvekilinde kaldılar. 2 milletvekili daha çıkarsalar yalnız başına gelirlerdi ve çok daha rahat bir hükümet dönemi yaşayabilirlerdi. Tabii şu noktayı vurgulamak lazım, altını çizmek lazım. Yunanistan'ın içinde bulunduğu kriz, Yunanistan kaynaklı bir kriz değil. Bu Lehman Brothers'ın Amerika'da kökenini başlayan global ekonomik krizin, global ekonomik kapitalizmin ekonomik krizi aslında. Bankacılık sektörünün, finans sektörünün yarattığı spekülatif borçlanmalarla, kredi sağlamayla, bu krediterler dediğimiz kesimlerin yarattığı bir kriz. Ve bu Amerika'da başlayıp tüm Avrupa'ya yayıldı, bütün dünyayı etkisi altına aldı. Ve ne oldu? Avrupalı kapitalistler kendilerini kurtarmak için bu krizin faturasını halklara çıkardı. Yunan oligarklarının Avrupalılarla birlikte batırdığı paraları dönüp Yunan halkına ödetmeye çalıştılar. Nasıl? İşte kemer sıkma politikalarıyla, yani eğitimden, sağlıktan, askeri ücretten, maaş düzenlemelerine kadar hepsini aşağılara çekerek, insani yaşam koşullarının çok çok altına çekerek bu borcu, bu krizi halka ödetmeye çalıştılar. Yıllardır bunlara karşı, bu kemer sıkma politikalarına karşı mücadeleler veriliyor Avrupa'nın birçok ülkesinde. Bu mücadelelerin odak noktası Avrupa Sol Partisi dediğimiz çatı partisidir. Birleşik Kıbrıs Partisi de gözlemci üyesidir. Kıbrıs'ın kuzeyinden Yeni Kıbrıs Partisi de gözlemci üyesidir. Güneyden AKEL üyedir. Syriza kurucusudur Avrupa Sol Partisi'nin. Türkiye'den ÖDP vardır. Şu an HDP'nin üyeliği gündemdedir. Tüm Avrupa'daki solun birleştiği bir çatıdır aslında. Yani Syriza'yı bir sol koalisyon olarak ele alıyoruz ama bunun Avrupa çapında, Avrupa Sol Partisi çatısı altında da bir koalisyonu, daha geniş, daha evrensel bir koalisyonu vardır. Yıllardır bu çatı altında biz kemer sıkma politikalarına karşı, Avrupa'nın krizine karşı, ekonomik krizine karşı başka bir Avrupa düşüğüyle mücadeleler yürütüyoruz, programlar hazırlıyoruz, öneriler hazırlıyoruz, çalışmalar yürütüyoruz. Dolayısıyla Syriza şu an aniden ortaya çıkan bir hareket değil. Uzun yıllar bir hazırlık süreci olan, uzun yıllar mücadeleler içerisinden geçen bir harekettir. Dolayısıyla başarılı olacaktır. Çok iyi hazırlanmış bir harekettir. Çok iyi örgütlenmiş bir harekettir. Zaten sizin de belirttiğiniz gibi hükümete gelir gelmez çok hızlı hemen kabinesini de oluşturdu. 19 bakanlığı ona düşürdü. Devletin tepesinden bir tasarrufa girişmeye başladı. Bunun yanında bugüne kadar belki de
Yunanistan tarihinde bir ilk olan dini yemin etmeyi reddetti, kabul etmedi. Bu evet. da demokrasi anlayışının ne kadar geniş olduğunu göstermesi bakımından diğer bir örnektir. Ve diğer önemli bir nokta, İkinci Dünya Savaşı'nda katledilen, Naziler tarafından katledilen komünistlerin mezarına giderek saygı duruşunda bulundu, çiçek bıraktı ve Almanya'dan özür talebinde bulunup ülkesine verdiği zararlardan dolayı tazminat talebinde bulundu Sayın Tsipras. Bunu ilk kez yapıyor bir Yunan başbakanı. Dolayısıyla hızlı ve dinamik bir süreç başladı. Bu sadece Yunanistan'ı değil, tüm Avrupa'yı etkileyecek bir süreçtir. Dalga dalga büyüyecektir. Yarın göreceksiniz İspanya'da örgütlenen %16'lık bir güç yakalayan Podemos isimli diğer bir sol hareket var. Yarın göreceksiniz o da İspanya'da iktidara gelecektir. Çünkü Avrupalı kapitalistlerin Avrupalılarına dayattıkları paketler, ekonomik yaptırımlar, kemer sıkma politikaları artık sosyal patlamaları doğurmaktadır. Bu Yunanistan'da başlamıştır. Yarın İspanya'da devam edecektir. Tüm Avrupa'ya yayılacaktır. Kıbrıs'ı da etkileyecektir. Türkiye'yi de etkileyecektir. Sosyal anlamda da etkileyecektir. Ekonomik anlamda da etkileyecektir. En önemlisi siyasi anlamda etkileyecektir. Evet, Kıbrıs sorununu çok olumlu bir şekilde etkileyecektir. Çünkü biz Sayın Tsipras'a da kendi kişisel dostluklarımız da olsun, partilerimiz arasındaki uzun yıllara dayanan dost-parti ilişkisi de olsun, Kıbrıs sorunundaki politikalarını çok net biliyoruz. Kıbrıs sorununun bir an önce federal zeminde çözülmesi, Kıbrıs'ı Türk ve Kıbrıs Rumların eşit olacağı, federal bir devlette bir arada yaşayacakları bir düşleri vardır. Bunu yıllardır dile getiriyoruz birlikte. Bunu pratikte de şimdi görme olanı göreceğiz. Ve en önemlisi Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde bu farkı göreceğiz. Sayın Tsipras şöyle bir açıklama yapmıştır. Yunanistan bütçesinden inanılmaz oranlarda para aktarmaktadır. Savunma bütçesine, silahlanmaya, Türkiye ile arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı. İşte adalar sorunu, Ege sorunu, Kıbrıs sorunu. Biz bunları düşüneceğiz diyor. Dolayısıyla Kıbrıs ve Türkiye ile daha barışçıl bir iklime gireceğiz. Çünkü var olan kriz ortamından çıkması için silaha, savunmaya harcanan bu bütçeyi kısması lazım. Sosyal yönlere aktarabilmesi için bu adımları atabilmesi lazım. Dolayısıyla Syriza çok önemli bir değişim başlatmıştır. Değişim adımıdır. Bu bütün Avrupa olduğu gibi Kıbrıs'ta Türkiye'yi de çok ciddi oranlarda etkileyecektir diye biz düşünüyoruz. Bir de Syriza'nın iktidar oluşu öncesinde Avrupa'da yükselen bir sağ evet. hareketi söz konusu. Aşırı sağcı, aşırı milliyetçi hareketler çok ciddi bir şekilde tehlike oluşturabilir mi endişesini de beraberinde getirirken yaşananları da gördük. Evet. Avrupa'da Yahudi karşıtlığı, İslam karşıtlığı had safhaya gelmişti. Belki bu Yunanistan'da ekonomik krizin çok gölgesinde kaldı ama Yunanistan'da da yaşanan başka olaylar da vardı. Altın Şafak'ın da tekrar hareketlenmesi, hatta Syriza'nın iktidara gelmesiyle birlikte bunun önünün açılması gibi endişeler de vardı. Bugün itibariyle Avrupa sağda aşırı sağcılık, aşırı milliyetçilik yükselişteyken Syriza'nın bu şekilde yükselişi akıllara şunu da getirdi. Yani eğer ekonomide işler yolunda değilse o zaman kimse artık dünyada ne sol ne sağ ne aşırı milliyetçilik, ne aşırı sağcılık, ne aşırı solculuk dinlemiyor. Evet. Ve ekonomiyi kurtaracak, halkın refah seviyesini düze getirecek partilere, liderlere oy veriyor. Evet. Bunu acaba Orta Doğu ya da Orta Doğu ülkeleri içinde söylemek söz konusu olabilir mi? Mesela Kıbrıs bunlardan biri. Hı hı. Tabii ekonomik koşullar her zaman siyasal gelişmeleri üzerinde belirleyici olur. Bu neredeyse bir kural halini almıştır sosyal yaşamda. Tabii Syriza'nın başarısı o aşırı sağın güçlenmesi tehlikesini de şu an bertaraf etmiş durumdadır. Çünkü Syriza'nın müttefiki olan birçok parti, bahsettiğimiz gibi İspanya'da olsun, Almanya'da Die Linke vardır, sol parti. O da çok güçlü bir partidir ve daha da güçlenmektedir. Bunların önünü kesecektir. Kıbrıs bağlamında bizim böyle bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Yani çok küçük bir toplumuz, Kıbrıs'ın kuzeyini ele alacaksak ve bu küçük toplum olmamıza rağmen çok geniş bir
siyasi parti yelpazemiz geniş vardır. Geniş bir yelpaze. Dolayısıyla bu ne yazık halk çıkarına hareketleri de dumuraya uğratmaktadır. Bu dağılmışlık. Birleşik Kıbrıs Partisi kurulduğu günden bu yana ittifaklar politikasını izledi. Bu yönde çalışmalar yürüttü. Biraz geriye dönüp baktığımızda örnekleri vardır. Bu memleket bizim platformu. Aslında böyle bir çatı örgütlenmesiydi. Solun değişik renklerini içinde barındıran bir hareketlenmeydi. Ve ne oldu? Başarı geldi. Ancak bu işin siyasal liderliğini üstlenen kesimler, ki bunlar Cumhuriyetçi Türk Partisi liderliğiydi, ne yaptı? Bu hareketi aldı, parlamentoya hapsetti ve AKP ile oturdukları pazarlıkta bunu hükümet olma uğruna, buradaki statükoyadan nemal alma uğruna tükettiler, bitirdiler. Ondan sonraki hareketlenmelerde değişik örnekler ortaya çıktı. Barış ve Demokrasi Hareketi bunlardan bir tanesidir. Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Kıbrıs Sosyalist Partisi ile Birleşik Kıbrıs Partisi'nin ve bir takım sendikaların oluşturduğu bir hareketti. Barış ve Demokrasi Hareketi. Ve başarılı oldu. Bir çatı partisiydi. Parlamentoda grup kurdu. %15'lere kadar oyunu yükseltti. Tabii ondan sonraki süreçlerde yapılan hatalar sonucu o süreç de heba edildi. Ardından Birleşik Kıbrıs Partisi buna devam etti. BKP Toplumsal Varoluş Güçleri diye bir ittifakla seçime girdi 2013'te. %3.5'e çıkardı kendi parti oyunu. %1'di. Partimizin o %3.5'e çıktı. Son yerel seçimlerde bunu daha da genişlettik. TDP ile bir ittifak yarattık. Lefkoşa'da başarılı olduk. Ortak adayımız Mehmet Armancı kazandı. Birleşik Kıbrıs Partisi Değirmenlik'te %10'a yakın oy aldı. Gönyeli Belediye sınırları içerisinde %10'a yakın oy aldı. Lefke ve Omorfa belediyelerinde ilk kez Birleşik Kıbrıs Partisi belediye meclis üyeliği kazandı. Bunlar solun değişik renklerinin birbiriyle uğraşmayı bir kenara bırakıp askeri müştereklerde buluştuğu zaman yaratabileceklerine verebileceğim bir takım örneklerdir ülkemiz bazında. Siriza da budur. Siriza'nın içerisinde 9-10 tane değişik görüş vardır, sol görüş vardır. Yani solun değişik perspektifleri vardır, ekolojistler vardır, eşcinsel hareketi vardır, LGBT'ler vardır, komünistler vardır, sosyalizmin troşkistleri, maoistleri dediğimiz değişik perspektifleri vardır. Ve ortak noktalarda askeri müştereklerde buluşup bugün Yunanistan'daki iktidara gelebiliyorlar. Biz Birleşik Kıbrıs Partisi olarak bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi var önümüzde. Sayın Akıncı'nın etrafında solun değişik renkleri olarak gene bir aradayız. TDP, BKP, bir takım sivil toplum örgütleri birlikteyiz. Bizim arzumuz Cumhurbaşkanlığından sonraki süreçte de TDP ile ve diğer demokratik güçlerle tabii ki Siriza bir örnektir. Örnek alınması gereken bir harekettir. Kendi ülke koşullarımızı göz önünde bulundurarak bu işbirliğini daha da genişlettirerek devam ettirmektir. Kıbrıs sorununda, emek mücadelesinde, sosyal adalet, demokrasi mücadelesinde birlikte hareket etmektir. Yerel seçimlerde, genel seçimlerde birlikte hareket etmektir. Ve Kıbrıs'ın kuzeyinde de alternatifi yaratmaktır. Evet, şimdi şu solun değişik renklerini Siriza başardı. Evet. Ekonomik kriz buna çok etkiliydi. Belki bugüne kadar cılız bir oya sahipti ama sol hareketler Yunanistan'da. Son yıllara tabii oranla bunu söyleyelim. Bugün itibariyle sol renkleri birleşti ve bugün bir iktidar gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Siriza aslında konuşulmaya başladığı dönemlerde, son bir yıl içerisinde Siriza iktidar olabilir bir bugün seçim olsa şeklinde ülkemiz medyasında da konuya ilişkin haberler yayınlandı. Evet. Sol birleşebilir şeklinde siyasiler farklı yorumlar yaptı. Bugün siyasi yelpazeye baktığımızda ülkedeki sol partileri sayalım. Cumhuriyetçi Türk Partisi bugün iktidarda. Gerçi buna farklı bir yorum bekliyorum sizden ama YKP var, Yeni Kıbrıs Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi var, Birleşik Kıbrıs Partisi var, Kıbrıs Sosyalist Partisi var. Evet. Bir de Cumhurbaşkanı adayı var aynı zamanda. Evet. Sayın Mustafa Onurer Cumhurbaşkanı adayı olarak çıktı ortaya. Şimdi evet, ülkede kökleşmiş 2-3 parti, kemikleşmiş 2-3 parti ve onların kemikleşmiş bir oy potansiyeli var ama evet, özellikle iki parti, Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi sürekli olarak birbirinin ardından iktidara geliyor. Biri iktidarda yükselişte olduğunda zaman içerisinde yıpranarak ötekinin iktidara gelmesine koalisyonla olanak sağlıyor en azından. Evet. Ve o gittiğinde diğeri tek başına. Ve bu şekilde döngü haline devam ediyor. Evet. Ama sol partiler
biraz bu işin uzağında. Evet. Hatta koalisyon olma noktasında bile birkaç örneğinin dışında koalisyon ortağı bile olamadılar. Dolayısıyla bunun bilincinde çok da yakında bir örneği, çok sıcak bir örneği varken sol partiler Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde neden bir görüş birliği içerisinde en azından değiller ya da en azından bundan sonrası için bir birliktelik söz konusu olabilir mi? Bugünkü siyasi yelpaze sol partileri arasında büyük uçurumlar mı var? Evet. Onlara da soralım. Şimdi aynen bahsettiğiniz gibiydi Yunanistan'daki durumda. İki partili bir sistem vardı yıllardır süren. PASOK ve Yeni Demokrasi. Bir o geliyordu hükümete, bir o geliyordu ama uyguladıkları politikalar özünde aynıydı. Ne oluyordu? Toplumdaki öfke alınıyordu aslında. Ama sistem aynı şekilde devam ediliyordu. Kıbrıs'ın kuzeyindeki yapı da budur. Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Ulusal Birlik Partisi. Bir tanesi yıpranıyor, diğeri seçiliyor. Diğeri yıpranıyor, diğeri hükümete geliyor. Bunun sebebi şudur, alternatifsizliktir toplum açısından. Yani bu partilere alternatif bir güç görüp destek vermiyor. Yunanistan'da da buydu ve Syriza ne yaptı? Bu alternatifsizliği ortadan kaldırabilmek için değişik örgütler olarak bir araya geldiler ve Syriza'yı oluşturdular ve alternatif oldular ve bugün iktidara geldiler. Bizim yapmamız gereken de budur. Cumhuriyetçi Türk Partisi sol bir parti mi? Değil. Yani bunu açık konuşmak lazım. Neresi soldur Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin? Muhalefetteyken emek en yüce değerdir diyeceksiniz. Sendikalarla kol kola alanlarda koşturacaksınız. Göç yasasına karşı çıkacaksınız. Ekonomik pakete, AKP'nin de yaptığı ekonomik pakete karşı çıkacaksınız. Askeri ücretlinin yanında olduğunu söyleyeceksiniz. Ama hükümete geldiğinizde revize edeceğim dediğiniz ekonomik paketi aynen uygulamaya devam edeceksiniz. Hatta gizlin gizlin mutabakat hesapta imzalayacaksınız Türkiye'deki yetkililerle. Göç yasası yokmuş gibi davranacaksınız. Bunu ben kaldıracağım dememiş gibi davranacaksınız. Askeri ücreti açlık sınırının altında tutmaya devam edeceksiniz. Ve emekçileri ve emeği de her gün ezmeye devam edeceksiniz. Budur solculuk, bu solculuk değil. Bu ikiyüzlülüktür. Dolayısıyla CTP'yi bu işin dışında bırakalım. Ha bir de şu var, Syriza... Peki CTP'ye oy verenler bu arada unutmayın lütfen. Peki CTP'ye bugün oy verenler CTP yönetimiyle, solcu mu? CTP yönetimiyle anlıyor. CTP tabanını ben ayırıyorum. Ben de CTP tabanından gelme bir kişiyim. Birleşik Kıbrıs Partisi de CTP'nin içerisinden atılanların, ihraç edilenlerin ve ayrılanların oluşturduğu bir partidir. CTP tabanında çok mücadeleci insanlar vardır. Onların zaten bulundukları yer yanlıştır. Parti yönetimleri artık liberalleşmiştir. Syriza örneği ortaya çıktığı zaman bakıyorsunuz birçok CTP yetkilisi yaşasın sol, yaşasın Syriza gibi söylemler içerisinde bulunmaya başladılar. Ama şu var, Syriza ile Avrupa Sol Partisi çatısı altında mücadele veren Birleşik Kıbrıs Partisi'dir, CTP değil. CTP nerededir bu işin, neresindedir? Yunanistan'ı batıran, ekonomik krize sokan PASOK'la birlikte NATO ve Troika'yı destekleyen Sosyalist Enternasyonel'in üyesidir Cumhuriyetçi Türk Partisi. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin solculuğundan bahsetmemek lazım artık. Cumhuriyetçi Türk Partisi siyasi yelpazenin liberal noktasındadır. Tabanından da kopmuştur. Çünkü tabanında birçok emekçi çalışan insan vardır. Tabanının yapması gereken CTP'de ya partisini partisinde bir mücadele verecek parti içerisinde veyahut partisi dışarısında oluşan alternatiflere destek vermeye başlayacak. Evet, iki seçenek bu var. Bu noktada yani bunlardan... bizim yaptığımız şu. Biz TDP ile bir ittifak içerisindeyiz şu an. Baraka Kültür Merkezi gibi değişik kültür dernekleri, sivil toplum örgütleri de vardır bu ittifakta. Devam ediyor. Amacımız YKP, KSP ve diğer sendikal örgütlenmeleri de bu ittifaka katarak bu ittifakı daha da büyütmek ve Kıbrıs'ın kuzeyinde alternatif sol bir iktidarı oluşturmaktır. Bu iktidar Ankara'dan dayatılan ekonomik paketleri uygulamaya talip olmayacaktır. Kıbrıs Türk toplumunun iktidarını kurmaya talip olacaktır. Aynen Yunanistan'da olduğu gibi. Yunanistan'da uygulanan söz konusu programlar Troika'nın dayattığı ekonomik paketlerdir. Yunan halkının benimsediği veyahut da Yunan halkının çıkarlarına olan paketler değildi. Bizdeki durum da aynıdır. Bugün bize dayatılan ekonomik siyasi paketler vardır ve bizim çıkarlarımızı gözetmiyor. Dayatanların çıkarlarını gözetiyor. Bizim ihtiyacımız olan bunlara karşı dik duruş sergileyebilecek
Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik, sosyal, siyasal kalkınmasını sağlayabilecek, bu çok önemli bir konu. Girebilecek bu, Yunanistan bir iktidar içinde, oluşturmaktır. Yunanistan içinde, Kıbrıs içinde, bütün ülkeler içinde çok önemli. Evet, bir ekonomik krize girilmiş olabilir. Arjantin defalarca battı. Evet. Hala şu anda batmış bir ülke durak ama kucak açabileceği başka bir ülkesi de yok IMF dışında. Ya da farklı örnekleri var ekonomik kriz içerisinde boğuşan. Ekonomik krizin gerekçeleri ve ekonomik krizin içerideki nedenlerinden ziyade genelde aslında bir de şu tartışmalar var. Krizin içinden çıkmak için başvurulan makamlar da eleştiriliyor. Evet. Kuzey Kıbrıs'ta aslında Syriza'nın, daha doğrusu Yunanistan ve Troika ilişkisinin çok farklı bir ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Doğrudan benzetmek yanlış olur. Ki bunu herkes bu şekilde kabul ediyor. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz ama eleştirirken ekonomik krizin nedenlerini ve o ekonomik krizin koşullarını yaratanları da eleştirmek ve aslında hedef noktası olarak da göstermek gerekmez mi? Şimdi Troika, kimse bugüne kadar belki evet yapı itibariyle, ülkenin yönetim itibariyle bir şekilde Troika'ya ya da kapitalizm, daha yukarıya çıkalım, kapitalizm zaten sizi bir gün bir şekilde IMF'ye, Troika'ya, Avrupa Birliği Merkez Bankası'na, ona buna muhtaç edebilecek bir sistem şeklinde de değerlendiriliyor. Evet. Zaten sistem yalnız sizi buraya getirecek şekilde. Dolayısıyla ekonomik krizin nedenlerini de tartışmak gerekmez mi? Ekonomik krizin nedenleri finans sektörünün spekülatif para siyasetidir. Avrupa'yı borç krizine sokan, Avrupa ülkelerini borç krizine sokan bu anlayıştır. Bizdeki anlayış pek farklı bir anlayış değildir. Yani peki, bizdeki anlayış da buna benzer bir anlayıştır. Dolayısıyla bu yapı içerisinden çıkılabilir. Nasıl çıkılabilir? Alternatif sosyal öngörüsü olan ekonomik planlamalarla, üretime dayalı planlamalarla bu olabilir. Bu bizim ülkemiz için de geçerlidir. Ekonominin hesap verebilirliği çok ciddi bir tartışma konusu. Tabii ki. Mesela size yardım etmek isteyen bile nereye yardım edeceğini bilmek istiyorsa ve bunda bir soru işareti varsa ben size karşılıksız yardım etmek istiyorum ama nereye yardım edeceğimi bilemiyorum bugün, diyorsa bugün, sıkıntı bugün nerede? Bugün Yunanistan'da çöp tenekesinden yemek yiyen bir iş veren görüyor muyuz? Bir zengin görüyor muyuz? Köpeklerle birlikte çöplükten yemek yiyen görüyor muyuz? Hayır. Kimi görüyoruz? Askeri güçleri, çalışanları görüyoruz. Neden? Çünkü kriz onların krizi değil çünkü. Onları yaratmadı. Yukarıdakiler yarattı, yolsuzluklarla yarattılar, çalmayla yarattılar ve halka ödediyorlar şu an. Kriz aslında sermayenin krizidir ama ödeyen halk oluyor. Bizdeki yapı da budur. Bizdeki yapı şu. Türkiye versin parayı, biz üretmeyelim. Kıbrıs Türk toplumu olarak yönetmeyelim. Türkiye bize her yıl cari bütçemize katkı yapsın. Biz de bunu alalım, kamu sektörüne dağıtalım. Kamu sektörü de bunu ülke ekonomisine aktarsın. Ve böyle bir çarpık bir yapı devam etsin. Ve parayı veren de düdüğü çalar anlayışı egemen kılınsın bu memlekette. Biz bunun değiştirilebileceğini söylüyoruz. Söylemekle kalmıyoruz. Bunun nasıl yapılabileceğini de söylüyoruz. Nasıl yapılabilir? Bakınız, Kıbrıs sorunuyla bağlantılıdır. Yani bu işleri de tartışırken Kıbrıs sorunundan kopararak işte biz Kuzey Kıbrıs'ta ayrı bir yapı kuracağız falan, dünyadan kopuk böyle bir şey yoktur. Avrupa Birliği'nin ve Birleşmiş Milletler'in ve Kıbrıs Rum tarafının da kabul ettiği bir öneri vardır görüşme masasında. Nedir bu? Maraş, Mausa ve Ercan paketi. Değil mi? Bu Kıbrıs sorununu da doğrudan etkileyen bir pakettir, öneridir. Ekonomimizi de doğrudan etkilemektedir. Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendini yönetmesi noktasında da belirleyici olabilecek bir öneridir. Nedir bu öneri? Maraş'ın iadesi ve iadesiyle birlikte Maraş'ın birlikte iki toplumun inşa sürecine girilmesi ki 4 milyar dolarlık bir kaynaktan bahsediyoruz. Bu iki tarafın da ekonomisine çok olumlu bir gelişme sağlayacak. Bunun karşısında eş zamanlı bir şekilde Mausa Limanı'nın ve Ercan Havalimanı'nın açılması, çözüme kadar hayata geçirilmesi gereken bir öneridir bu. Kıbrıs Rum tarafı, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler bunu kabul ediyor, bizim taraf reddediyor. Neden reddediyor? Ercan açılırsa dünyanın birçok havayolu şirketi direkt bizim ülkemize uçup turist taşıyabilecek. Bu turizm sektöründen tutun da tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan birçok kesimi etkileyecektir. Hellimini satacaktır, sütünü satacaktır, zebzesini satmaya başlayacaktır. Mausa Limanı'nın açılması,
Akdeniz'de gezen yüzlerce kruz gemisi vardır. Mersin limanına gidiyor, Antalya'ya gidiyor, Limassol'a gidiyor, Baf'a gidiyor. Binlerce turist indiriyor limana. Açıldığında sizin limanınıza da gelecek bu insanlar, bu kruz gemileri. Binlerce turist inecek bir anda Mausa'ya ve tüm ülkeye. Bu tüm sektörleri etkilemeyecek mi olumlu anlamda? Mausa limanından siz narenciyecinizin narenciyesini, patatesini satmaya başlamayacak mısınız? Bu koşullar olgunlaşırsa üretim sektörleri daha da genişlemeyecek mi? Ürettiğinizde satabilen bir noktaya geldiğinizde ve üretime dayalı böylesine bir ekonomik model oluşturduğunuzda siz ne Troika'ya ihtiyacınız kalır, ne Türkiye'nin ekonomik yardımlarına ihtiyacınız kalır, ne de başkasına. Peki, şu hani alternatifsizlikten den vurdunuz ya, alternatif içinde aslında bir parti ya da alternatif bir hareket içinde bir lidere ihtiyaç var. Yani bugün en önemli konulardan bir tanesi evet. Bir lider. Bugün Tsipras belki lise yıllarından bu yana o havayı, o güvenilirliği kendine kazandırmış birisi olarak da dikkat çekiyordu. Evet. Çok genç yaşında olmasına, 40 yaşında olmasına rağmen bugün Yunanistan'ın başbakanı oldu. Ama bu öyle birden gerçekleşmedi. Dolayısıyla bugün baktığımızda birkaç partinin adını saydık. KSP, BKP, TDP, YKP, CTP. Hadi CTP çıkarttık bunun içinden. Diğer bu sol hareketler sendikalarla birlikte, diğer örgütlerle beraber bugün birleşecek olsa... Evet. Bugün bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilirse bu hareketin liderliğini kim üstlenecek? Tabii şöyle bir konumlamada bulunmamamız gerekir kendimizi diye düşünüyorum ben. Syriza kendi liderini kendi yarattı. Hareket yarattı. Hareket içerisinde çıktı. Yani bu işi lideri Tsipras'ta da Tsipras lider olarak günün sonunda başbakan oldu diye bir durum yok. O sosyal mücadeleler içerisinde, mücadele içerisinde kendisini ön plana çıkaran, o mücadelenin yarattığı bir isimdir Tsipras. Dolayısıyla bizim ülkemizde farklı yöntemler de uygulanabilir. Örneğin Türkiye'ye bakalım. HDP denen bir oluşum var. HDP de Syriza'ya benzer bir örnektir. Türkiye'deki değişik sol örgütlenmeleri çatısı altında toplayan ve Kürt hareketiyle Türk solunu aslında bir arada bulunduran bir çatı partisidir HDP. Ve eş başkanlık sistemi vardır. Biz de bunu uygulayabiliriz. Bizim BKP olarak ille de işte liderliğini biz üstleneceğiz diye bir bizim herhangi bir dayatmamız yok. Diğer partilerde de olmaması lazım. Öncelikle masaya oturulması lazım. Bu işin siyasal hattının belirlenmesi lazım. Programlamasının yapılması lazım. Ve belki de eş başkanlık sistemi uygulanabilir. Bu da değişik bir yöntemdir ve hatta daha demokratik bir yöntem olur. Dönüşümlü başkanlık, eş başkanlık gibi sistemler de uygulanabilir. Hareket gelişirse ve kendi öz gelişmesi içerisinde bir kişiyi lider olarak yaratır, ön plana çıkarır. O hareketin belirleyeceği bir unsurdur. Peki ülkemiz siyasi kültürüne bakıldığında ne yazık ki koltuğa oturan, liderliği ele geçiren bırakmak istemiyor evet. Kolay kolay. Bu bir gerçek. Bu eş başkanlık, dönüşümlü başkanlık sistemi sol içinde, buna karşı da bir önlem olabilir aslında. Sol içinde sağ içinde konuşulan bir ne yazık ki evet. Olumsuz bir tablo yapı. Dolayısıyla belki de eş başkanlık, altını çiziyorsunuz, eş başkanlıkla bu sorunun önü açılabilir. Evet. Peki eş başkanlığa seçmen nasıl bakar? Çünkü lider görmeye, Akdeniz toplumu, Orta Doğu toplumu hep bir lider görmeye ve arkasından gitmeyi tercih eder. Yunanistan'da çok farklı değil. Bugün de aslında o liderde o sıcak, o cesur kararlılığı gördü ve onun arkasından gitmek istedi. Bu belki başka bir lider de olsaydı aynı etki yaratır mıydı tartışma konusu ama ülkemiz için yeniden dönüp baktığımızda dolayısıyla bir lider vasfı çizilmezse acaba o istenen başarı gerçekleşebilir mi? Bence gerçekleşebilir. Hatta daha da başarılı olabilir. Çünkü daha demokratik bir uygulamadır. Kişiye bağlı bir hareket değil, halkın belirleyeceği, halkın gücü oranında belirlenecek bir hareketlenme olur. Eş başkanlık sistemi daha demokratiktir ve kitlelerle iletişim bağlamında daha uygun bir sistemdir. Tabii bu tartışılması gereken, üzerinde düşünülmesi gereken, ülke koşullarıyla birlikte ele alınması gereken bir uygulamadır. Ben katılırım Orta Doğu halklarında o kişinin liderlik anlayışı, evet. Beklentisi vardır. Ama bu değişmektedir birçok ülkede. Örnek verdim, Türkiye'de bir eş başkanlık sistemi uygulanıyor HDP'de ve mesela Sayın Selahattin Demirtaş başarılı oldu geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. %10'a yakın oy aldı. Önümüzdeki seçimlerde de HDP olarak girmeye hazırlanıyorlar.
Ve ben barajda çok rahatlıkla aşacaklarını düşünüyorum. Ve eş başkanlık sistemi uygulanıyor. Eş başkanlık sisteminin diğer bir avantajı da şudur. Cinsiyet eşitliğini de sağlarsınız. Yani neden hep erkekler siyasette liderliği üstleniyor? Kadınlara da bu imkanın, olanağın, fırsat eşitliğinin sağlanması lazım. Ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması bakımından da eş başkanlık sisteminde bir kadın bir erkek modeli de uygulanabilir bizim ülkemizde. HDP'nin uyguladığı da budur. Dolayısıyla bunlar üzerinde tartışılıp bu ittifakları oluşturacak kesimlerin ortak görüşüyle belirlenecek şeylerdir. Ama demokratik anlayış egemen olduğu ortamlarda çözüm her zaman sağlanır diye düşünüyorum. Evet, şimdi Syriza Tsipras hükümet olmadan, iktidar olmadan önce Avrupa Birliği ve Troika ile yapılan anlaşmaların bertaraf edileceğini söyledi ve bundan sonra Troika ile değil, hükümetlerle anlaşmalar gerçekleştirileceğini belirtti. Bu sert açıklamalara rağmen bakıyoruz ki bu muhatap kesim çok da aslında tepki göstermedi. Hı. Yine de bu hükümette çalışabileceklerini söylediler. Zira Syriza halkın oylarıyla gelmiş bir iktidar ne derse o olur mesajı veriyor. Evet. Sert ve dik bir duruşu söz konusu olacak. Şimdi mevcut bir alternatif solu hareketinin ülkemizde iktidar olmasıyla birlikte bugün böyle bir şeyin gerçekleşmiş olduğunu düşünürsek eğer mevcut ekonomik protokolün uygulanışı ve Türkiye ile imzalanmış olan ekonomik protokolün hali ne olur diye de düşünmeden edemiyoruz. Biz Birleşik Kıbrıs Partisi olarak kesinlikle bu protokolü reddediyoruz. Geçtiğimiz seçim sürecinde de bunu dile getirdik. Birleşik Kıbrıs Partisi'nin bu protokolü uygulamadan kaldırmak için seçimlere katıldığını ve halktan destek istediğini söyledi. Alternatif ekonomik modelinin ne olduğunu da kamuoyuyla sürekli paylaştı. Planlı ekonomiden, üretime dayalı ekonomiden yana olduğunu ve bunun aslında Kıbrıs sorunuyla da bağlantılı bir süreç olduğunu, güven arttırıcı önlemlerle ekonomik anlamda Kıbrıs Türk toplumunun rahatlatılabileceğini, işte Maraş örneğini, Ercan örneğini, Mağusa Limanı örneğini verdik. Bunlar daha birçok çeşitli dalları vardır. Yeşilat tüzüğünün genişletilmesi gibi boyutları vardır. Bunlar gerçekleştirilebilir ve bunlar da mümkündür. Ekonomik paket, böyle bir algı yaratıldı bizim toplumda. İşte tamam, kaldırılacak bu ekonomik paket, o zaman maaşları nasıl ödeyeceksiniz? Algı bu ne yazık ki. Ama bu doğru bir algı operasyonu mu, doğru bir yaklaşım mı? Değil. Eğer biz üretime dayalı ve dünyayla ticaret eden bir toplum haline gelirsek, kimsenin ekonomik paketine ihtiyaç duymayacak. Türkiye'nin de istediği budur şüphesiz ki. Türkiye de bu konuda rahatlayacaktır. Yani ben kendim, ben rahatsız olurum bir Kıbrıslı Türk birey olarak. Sürekli Türkiye'den buraya mal yardımı yapılsın ve bizim kamuda çalışan insanlarımızın maaş ödemelerinde veyahut da diğer alanlarda bunlar sürekli kullanılsın. Sonra bu böyle devam ediyor ve birileri çıkıp bize Çankaya Tepelerinden beslemeler deme hakkını kendinde bulunuyor. Bu ortadan kaldırılması lazım. Toplum olarak bunu kaldırmamız lazım. Yani bizim bu içinde bulunduğumuz bu durumdan kurtulmamız lazım. Kendi ayaklarında üzerinde durabilen, üreten, ürettiğini satabilen, dünyayla barışık, çözümü sağlamış, federal bir Kıbrıs çatısı altında yaşayan bir toplum haline gelmemiz lazım. AKP olarak biz bunu savunuyoruz. Diğer partiler, hatırlayacaksınız, Cumhuriyetçi Türk Partisi, ben ekonomik paketi bu kabul etmiyorum demişti. İrsen Küçük'ün imzaladığı paketi biz kabul etmiyoruz demişti seçim döneminde. Geleceğiz ve bunu revize edeceğiz demişti. Hiçbir şey yapılmadı. Hatta mutabakat zaptı imzalandı ve aynen uygulamaya devam ediliyor. Yenisi imzalanacak önümüzdeki günlerde. Ve bu ekonomik paketler özelleştirmeleri, sosyal adaletsizliği, kendi kendimizi yönetemememizi, kurumlarımızın teker teker elimizden gitmesini öngörüyor. Daha da fakirleşmemizi öngörüyor. Devlet Planlama Örgütü'nün açıklamaları vardır bugün. Kişi başına düşen milli gelirden tutun da hayat pahalılığına kadar paylaştığı bir takım veriler vardır. Her ne kadar da Devlet Planlama Örgütü'nün paylaştığı verilerine güvenmiyorsak da verdikleri veriler bizim Yunanistan'ın gerisinde olduğumuzu gösteriyor Kıbrıs Türk toplumu olarak. Batmış bir Yunanistan'ın dahi gerisinde bir yaşam standartında yaşıyoruz biz bunun içerisinde. Dolayısıyla bunların kırmanın yolu planlı ve üretime dayalı bir ekonomik
anlayış, kendi kendini yöneteceği bir siyasi anlayışı Kıbrıs Türk toplumunun bu topraklarda egemen kılmasıdır. Evet, bu önemli bir konuydu. Aslında Yeşil Hat tüzüğüne de değinmeden geçmek istemiyorum. Bu bağlamda Avrupa solunun, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türklerine yönelik olarak sözünü tutmayışı rahatsızlık uyandırıyor mu? Hangi konuda? Yani Yeşil Hat tüzüğünün uygulanmayışı olması. Yani Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu sözü... Yeşil Hat tüzüğü uygulanıyor. Uygulamayan doğrudan ticaret tüzüğü. Doğrudan ticaret tüzüğü. Bununla ilgili uygulamalarla ilgili olarak Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu sözler 2004 sonrası için yerine getirilemediği için bu konuda Avrupa Sol Hareketi'nin nasıl bir bakış açısı var? Şimdi bunu bir tartışmak lazım. Çünkü bizim toplumumuza bu çok farklı bir şekilde aktarılıyor. Yani bize Avrupa Birliği ne sözü verdi? Eğer evet derseniz işte Yeşil'de çözüm olmaz ve Avrupa Birliği'ne giremezsiniz. Yeşil Hat tüzüğü ve doğrudan ticaret tüzüğü gibi iki tüzük hayata geçireceğiz ve Kıbrıs Türk toplumu mağdur olmayacak. Eğer çözüm olmazsa demişlerdi. Yeşil Hat tüzüğü şu an uygulamada. Süt ve et ürünleri dışında birçok şeyimizi Güney Kıbrıs'a ve Güney Kıbrıs üzerinden de Avrupa Birliği'ne satabiliyoruz. Yeşil Hat tüzüğünü istersek kapsamını genişletebiliriz. Bu bizim elimizdedir. Bunun kapsamının genişletilmesini reddeden gene Kıbrıs Türk tarafıdır. Nedir kapsamının genişletilmesinden kastımız? Eğer istersek biz mal ve ürünlerimizi Larnaka Havalimanı'ndan Avrupa ülkelerine pazarlayabiliriz. Ticaret odamızın aracılığıyla. Bunu reddediyor Kıbrıs Türk tarafı. Karşılığında ne diyor? Doğrudan ticaret tüzüğünü hayata geçirin ve kakatıcı olarak biz ticaret yapmaya başlayalım dünyayla. Bunu öngörüyordu doğrudan ticaret tüzüğü. Bunu öngördüğü için Avrupa Komisyonu Hukuk Bürosu tarafından yasal olmadığı kararı verildi ve rafa kaldırıldı. Doğrudan ticaret tüzüğü diye bir tüzük yoktur artık orta yerde. Bizim taraf, özellikle Sayın Dışişleri Bakanımız Özgür Nami, bunu sürekli gündeme getirerek işte Avrupa Birliği söz verdi tutmadı. Hayır, Avrupa Komisyonu Hukuk Bürosu dedi ki bu tüzük yasa dışıdır. Siz KKTC ile doğrudan ticaret yapamazsınız. KKTC Birleşmiş Milletler'e göre yasaklanmış, yasa dışı bir devlettir. Ha Kıbrıs Türk toplumuyla ticaret, o ayrı bir başlıktır, onu tartışalım. Esas anlatılması gereken budur. Kıbrıs Türk toplumuyla ticaret Avrupa Birliği vardır. Ama nasıl vardır? Uluslararası hukuk çerçevesinde vardır. Ve az önce bahsettiğimiz Maraş konusunu da Avrupa Birliği bu bağlamda önermiştir. Müzakere masasındadır. Bunu reddeden yine bizim taraftır. Maus Limanı'nın AB denetiminde açılması ve Kıbrıs Türk toplumunun Maus Limanı'ndan dünyayla doğrudan ticaret yapmasını Avrupa Birliği kabul ediyor. Rum tarafı da kabul etti. Birleşmiş Milletler de onay verdi. Ercan Havalimanı'nın uluslararası sivil havacılık kontrolünde açılmasını ve bizim dünyaya uçuşlar yapmamızı, dünyadan da birçok direkt uçuşun buraya yapılmasını Rum tarafı da BM'de, AB'de kabul etti. Bunu Sayın Dışişleri Bakanı topluma neden söylemiyor? Neden aldatıyorlar toplumu? Çünkü istemiyorlar bu toplumun ticaret yapmasını dünyayla. Bu toplumun narenciyecisini, badanezcisinin ürettiğini, satmasını istemiyorlar. Ne istiyorlar biliyor musunuz? Türkiye'den aldıkları parayı hükümette bulunarak, dağıtarak, bundan siyasi rant elde ederek bugünkü statükoyu sürdürmek istiyorlar. İşin doğrusu budur. Toplumun bunu çok iyi bilmesi lazım. Ve bu toplumun kendisine izolasyon uygulayan bizim yöneticilerimize gereken cezayı kesmesi lazım günü geldiğinde. İzolasyonlardan bahsediyorlar. En büyük izolasyonu biz kendimize uyguluyoruz. Doğrudan ticaretin yolu Maraş'tan geçiyor. Ve biz bunun, bu yolu biz kapatıyoruz. Başka ama biri bu yolu kim çözüyor? O da tartışma konusu. Yani Maraş mıdır bugün Kıbrıs sorununun temelinde oturan konu, yoksa onun öncesinde başka konular mı vardır? Yani başka konular da vardır ve biz şunu söylüyoruz. Neden Maraş üzerinde odaklanılıyor? Maraş neyin arkasını açacak bakınız, başka? Güven arttırıcı önlemlerin çözüm süreciyle paralel bir şekilde hayata geçirilmesini biz istiyoruz, savunuyoruz. Neden? Güven arttırıcı önlemlerden kastımız da tabii ki yeni kapıların açılması, her iki tarafta da telefonların kullanılabilmesi, daha değişik toplumlar arası yakınlaşmaları sağlayabilecek güven arttırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi konuları, bunlar paralel bir şekilde hayata geçirilmesi gerekir. Ama en önemli güven arttırıcı önlem olarak hayata geçirilebilecek konu
Maraş'tan, Maraş, Mausa ve Ercan'dır. Bu bir pakettir. Ve eş zamanlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda karşı taraf ve BM ve AB kabul etti bunu. Bunu reddeden bizim taraftır. Eğer bu hayata geçerse çözüm olmadan da hem çözüm sürecinde siz büyük bir motivasyon sağlayacaksınız. Çünkü böylesine büyük bir uygulama hayata geçecek. Yani biz çözümü beklemek zorunda kalmayacağız, dünyayla ticaret yapalım. Hem de bunu hayata geçirerek Maraş'ta federal kültürü biz inşa etmeye başlayacağız. Çünkü Maraş'ı birlikte inşa edeceğiz. İş adamlarımız, işçilerimiz, çalışanlarımız orada birlikte işleyecek, birlikte üretecek, birlikte işbirliği yapacak. Bugün ülkedeki mevcut vakıf mallarının restorasyon noktasında bile ihaleler Türkiye'de açılır iken... Evet, bu başka tartışma bu konusu. Başka tartışma konusu ama yani Maraş'ın şu an itibariyle ortak üretimi, ortak yeniden inşası tartışmaları da aslında bir başka dikkat çekici konu. Bu Kıbrıs sorunuyla bağlantılı bir süreçtir. Türkiye'de ihalelerin açılması konusu Kıbrıs sorunuyla bağlantısı olmayan bizim hükümetlerimizin basiretsizliğinin bir sonucudur. Ne demek Kuzey Kıbrıs'ta yapılacak herhangi bir inşaat ve restorasyon işinin ihalesi Türkiye'de açılacak? Mümkün değil bunu kabul etmek. Size göre başbakan buna nasıl imza koydu? Başbakan her şeye imza koyuyor. Ya imza koymayacağım dedi, her şeye imza koyuyor ve gizli imza koyuyor. Halkın da haberi yok. Peki Kıbrıs sorununa daha önce Annan referandumuna evet diyen taraf, evet diyen bir lider Annan Sasiyeris, onu evet. Konuşalım. Annan Sasiyeris'in seçilmesi evet olumlu karşılanmıştı Kuzey Kıbrıs'ta. Daha önce çünkü Annan referandumuna evet demişti şeklinde evet. Bir yaklaşım vardı. Aynı konu Çipras için de geçerli. Çipras'ın da daha önce hatta Kuzey'e geçerek, Sayın İzzet İzcan'ın böyle bir açıklaması vardı. Kuzey'e geçerek evet için destek görüşmelerinde bulunduğunu belirtmişti. Bu arada bilmiyorum siz bu görüşmeler sürecinde yine beraber miydiniz? Hiç kendisiyle karşılaştınız mı bilmiyorum tabii, ama. Tabii çok. Siz Çipras'ta Kuzey'de bir araya geldiniz mi? Kuzey'de bir araya gelmedim. Evet. Ama gerek Güney Kıbrıs'ta gerek Avrupa Sol Partisi toplantılarında kendisiyle sık görüşüyoruz. Evet. Kendisi de şu an itibariyle bir tırnak içinde söyleyelim evetçi olarak değerlendiriliyor ama acaba yine Annan Sasiyeris'e benzer mi tutum ve tavır noktasında? Hem ekonomik kriz açısından hem de hem ana vatan Yunanistan ve Güney Kıbrıs ilişkileri noktasında radikal bir değişikliği bekliyor musunuz? Radikal bir değişiklik beklemiyorum ama bugünkü gibi de bu işin böyle devam etmesini de beklemiyorum. Yani tabii ki Annan Sasiyeris mutlu olmamıştır. Evet, Sayın değil Çipras'ın, zaten ifade de ediyor. İktidara gelmesinden. Çünkü Sayın Çipras ve Syriza'nın güneydeki muadili Akel'dir. Akel'le beş güdüm içerisindedirler, birliktedirler, birlikte hareket ediyorlar. Bizlerle bağları, iletişimleri vardır. Ama daha proaktif, daha dinamik bir politika içerisine gireceğini ben düşünüyorum. Şu görüşlere de katılmıyorum. İşte kendi işlerine bakacaklardır. Ekonomik sorunları vardır. Öncelikle. Bizimle uğraşmazlar. Ben buna katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü ekonomik rahatlamaları uluslararası sorunlarını çözmekten de geçer Yunanistan'ın. Bahsettik programın başında silaha ve savunmaya ne kadar büyük bir yatırım yaptığını Yunanistan'ın. Çok büyük yatırımlar yapıyor. Ve bunun sebebi de Kıbrıs sorunudur. Bir, iki Türkiye ile arasındaki 12 adalar ve Ege krizidir. Evet. Dolayısıyla eğer ekonomik kriz konusunda rahatlama sağlamak isterse ve savunma ve silaha ayırdığı paralarda kesintiye gitmek isterse Kıbrıs sorununda çözüm olması lazım. Çözülmesi lazım. Bu meselenin Yunanistan'ın da bu meseleden kurtulması lazım. Türkiye'nin de kurtulması lazım. Bizim de kurtulmamız lazım. Bölgeye refah gelmesi lazım. İstikrar gelebilmesi lazım ki ekonomik yatırımların da önü açılsın. Gerek Yunanistan'da gerek bizim ülkemizde. Evet. Dolayısıyla doğrudan bağlantılıdır. Ve ben Sayın Annan Sasiyeris'in Kıbrıs'a yapacağı ziyarette çok önemli mesajlar vereceğini biliyorum. Çipras'ın. Evet. İlk ziyaretini de Kıbrıs'a yapıyor önümüzdeki günlerde. Ve çok dinamik de bir süreç izleyeceğini düşünüyorum. Biz de bu yönde de kendisine tavsiyelerde ve taleplerde bulunacağız. Zaten bulunuyoruz. Kendisinden de bir görüşme talebimiz oldu. BKP olarak Kıbrıs'a geldiğinde önümüzdeki günlerde bir görüşme olanağı büyük ihtimal olacak. Muhtemelen artık kuzeye geçmez tabii ki. Güneyde onu olacaktır. Bilemem. Evet. Herhalde güneyde görüşürüz. Ama biz görüşeceğiz ve kendisinden
Kıbrıs sorununda daha dinamik bir tavır takınmasını isteyeceğiz. Evet, öte yandan aslında radikal değişiklikler Güney Kıbrıs'ın diğer ülkelerle olan ilişkileri noktasında etkileyici olabilir gibi görünüyor. Zira Türkiye'nin aslında Mısır, İsrail gibi ülkelerle uzaklaşmasının ardından Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın bu ülkelerle daha da bir yakınlaşma içerisinde olduğunu gördük. Ama evet, bugün Mısır ve İsrail noktasında, ki İsrail noktasındaki eleştirileri herkesçe kabul edilebiliyor, Mısır biraz daha farklı, Yunanistan'ın tavrının çok daha farklı olacağı söylemleri merak ediliyor. Bu Anastasiades'in hidrokarbon rezervleri araştırma ve çıkarma noktasındaki çalışmalarını olumsuz etkileyebilir mi? Sanmıyorum. Yani direkt Çipras'ta gidip Anastasiades'le çatışacak bir pozisyon içerisine gireceğini düşünmüyorum. Bugüne kadar nasıl oldu? Yani bizdekinin çok çok farklı bir boyutunda gerçekleştiği Yunanistan'da Kıbrıs Rumların ilişki biçimi. Daha ziyade Kıbrıs Rum tarafının aldığı kararlara Yunanistan saygı gösterdi. Ama bizde öyle olmadı. Bizde sürekli dışarıdan bir dayatma oldu. Bizim kendi kararlarımızı almamıza müsaade edilmedi. Dolayısıyla ben Sayın Anastasiades'le her ne kadar da görüş ayrılıkları olsa bile oturup uzlaşarak hareket edeceklerini düşünüyorum. Ama bu görüşmelerde de daha önceki Yunan başbakanlarından çok farklı bir tavır içerisinde, daha proaktif, daha çözüm yanlısı, daha erken çözümün olması yönünde bir hareket içerisinde olacağını düşünüyorum. Ve bu Anastasiades'in o zamana oynama, işte bu işi zamana yayma anlayışının da ortadan kaldırılmasına katkı koyacak diye düşünüyorum ben. Evet, peki isterseniz toparlayalım son olarak. Tabii. Yine Birleşik Kıbrıs Partisi'nin özellikle Yunanistan'daki seçimlerin ardından değişecek havanın muhtemel Kıbrıs etkilerini de değerlendireceğiz. Bir yorumunuzu alalım son olarak. Tabii bahsettiğimiz gibi bu sadece Kıbrıs'ı değil, tüm Avrupa'yı olumlu etkileyecek. Avrupalılarına, Avrupa'daki sol hareketlere olumlu etkileri olacak bir süreçtir. Bir tabiri vardır, ok yayından çıktı. Ok yayından çıkmıştır artık. Eski kemer sıkma politikaları dönemi, krizin faturasını altlara ödeme dönemi kapanmıştır. Avrupa'da yeni bir sol dalga, sosyal adalet yanlısı bir dalga baş göstermiştir. Bu sadece ekonomik bağlamda halkların rahatlatmasını değil, bölgesel anlamda barış ve istikrarın gelmesine de katkı sağlayacaktır. Çünkü bugün ne kadar ki yönetimler Yunanistan'da çatışmadan beslenen yönetimlerdi. Syriza ve Sayın Tsipras barıştan ve işbirliğinden yana bir liderliktir, bir partidir. Dolayısıyla tabii yalnızca dışarıdan beklemek de olmaz. Kıbrıs Türk toplumu olarak bizler de mücadele etmeliyiz. Yani Yunanistan halkı bugün bir şeyleri değiştirdiyse sokağa çıktı, mücadele verdi ve eskiyi değil, yeniyi seçerek bir değişim gerçekleştirdi. Bunun meyvelerini de kısa dönemde ben alacağını düşünüyorum. Kıbrıs Türk toplumu olarak bizim de yapmamız gereken budur. Özellikle bu anlamda çok önemli bir fırsat vardır. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tavrını net bir şekilde Kıbrıs Türk toplumunun Sayın Mustafa Akıncı'dan yana koyması gerektiğini biz düşünüyoruz. Bu yönde de mücadele veriyoruz. Gerçek anlamda Kıbrıs'taki değişim Sayın Mustafa Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığı seçilmesiyle, müzakere masasına oturmasıyla başlayacak bir süreçtir. Dolayısıyla sözlerimi tamamlarken buna da değinmiş olayım. Herkese sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ederiz programımıza katkı koyduğunuz Mersi için çok. Sayın ben Korkmaz'a. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Odak Noktası'nın bu sohbetle birlikte sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın saatler yeniden 12 gösterdiğinde bir başka Odak Noktası ve farklı bir konuya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, bizi izlemeye devam edin.